Şanlıurfa Saadet Partisi'nin her hafta düzenlediği basın toplantısı bugün gerçekleştirildi. Basın toplantısında Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa'da yaşanan bazı konuları ele aldı. Duyamıyorsa değerli arkadaşlar, bazı geçtiği hafta basında. Hilva'nın su sorunu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün borçlulara haciz göndermesi, inşaat sektöründeki sorunlar ve İl Sağlık Müdürü'nün atamasının durdurulması gibi konular ele alındı. Bugün ilk önce gerçekten kutsal varlığımız olan, gelecek nesillerimize, bize çok emekleri olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Bizim inancımızda ilim müminin yitiğidir, ilim Çin'de de olsa gidiniz alınız diye ve yine bana bir harf öğretenin kölesi olurum anlayışı içerisinde. Çok değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok güzel nesiller yetiştirmeleri için kendilerine de başarılar diliyorum. Ben burada şunu demek istiyorum. Urfa'da bir mutlu azınlık var. Bir de çile çeken, ezilen bir kitle var. Büyük bir kitle var. Bakın bu Hilvan'daki Hilvan merkezde Faruk Bayrak Caddesi'nde lağım patlamış, dereden lağım suları geçiyor. Çocuklar bunun etrafında oturuyorlar, oynuyorlar ve şehrin içerisinde çok pis kokular yayılıyor. Yani burnunuzun direği dökülür. Ama bu Hilvan'ın merkezindeki durum, bu da Şanlıurfa'nın merkezinde. İkisi de Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şanlıurfa'nın merkezinde su kayı yapılmış. Mutlu azınlık su kayda suyun üzerinde kayak yapıyor. Bu çok yaman bir çelişki. Urfa'da uzun zamandır inşaatta bir durgunluk var. İnşaat evler satılamıyor. Hangi apartmana baksanız satılık daire var. Müteahhitler çok zor durumda. Girdiler her geçen gün artıyor. Ama satışlar yok. Fiyatları çok aşağılara çektikleri halde, zararına sattıkları halde bir türlü evlerini satamıyorlar ve hepsi, müteahhitlerin hepsi iflasın eşiğine giriyor. Urfa'ya bir sağlık müdürü atandı. Urfa'nın yerlisi çocuğu. Ben ne tanırım ne bilirim. Sadece fotoğrafını gördüm. Hiçbir diyalogum yok. Yakından uzaktan. Fakat işin ilginç yanı, AK Parti bu kadar şey yapmışken, yani popülerken, her şey kendisinin elindeyken, hükümet kendisinin elinde, belediyeler kendisinin elinde, ama buna rağmen kendi işlerinde adeta AK Parti fokur fokur kaynamakta. Fokur diyerek kaynamakta. Çünkü kendi aralarında, milletvekili aralarında, belediye başkanları aralarında, efendime söyleyeyim, teşkilat arasında, bakanları arasında birlik beraberlik yok. Şimdi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eyüp'e devlet hastanesi, kuyruklar oluşuyor, büyük izdihamlar var. Gelen doktorlar günde 80-100 hasta muayene ederken tepedekiler bunu dert edinmiyorlar.